Bin yıllık yani Anadolu'nun Mezopotamya topraklarının kardeşliği, barışı demektir. O açıdan önemli buluyorum. Son yıllarda böyle kardeşlik ve barış içerisinde kutlanması da çok önemli buluyorum. Bu ülkenin gerginliklere, kavgalara artık ihtiyacı yok bence. Birbirimizi anlamaya, sevmeye, barış ve kardeşlik içerisinde yaşamaya ihtiyacımız var. Barışın, kardeşliğin adına atılan her türlü, yapılan her türlü çalışmanın içerisinde olmaya özen gösteriyorum. Benim 1000 küsür konser yaptım 30 yıllık müzik hayatım boyunca. Hiçbir konserimde, her konserimde barışın, sevginin, kardeşin altını çizmişimdir mutlaka. Barış kelimesini, kardeşlik ve sevgi kelimesini ifade etmediğim tek bir konserim dahi yok. Bu açıdan herkesin Nevruz'unu kutluyorum. Umarım daha güzel günlerde barışı daha çok soluyacağımız, birlikte soluyacağımız günlere birlikte yürüyeceğiz inşallah. Sanatçıların peki bu ortamda, Türkiye'deki bu çözüm ve barış ortamında nasıl bir rol oynaması gerektiğine inanıyorsunuz? Ya barış işinde ben hiç parti gözetmem. Barış için kim samimiyetine, kalben mi, siyaseten mi yapıyor ona bakarım. Samimiyetine bakarım. Bu ülkede bir tane gencin burnu kanamaması için yapılan her türlü çalışmayı önemserim. Ya bu sanatçı duyarlılığı ya da bizim kalbimiz, duygularımız birazcık öyle galiba. Onun için çırpınıyoruz biz. Başka hiçbir niyetimiz, başka hiçbir tavrımız olamaz. Bu açıdan bütün sanatçı arkadaşlar böyle konularda daha çok destek vermeli ki veriyor çoğu arkadaşımız. Ben önemli buluyorum. Yani sanatın kötücülüğü yoktur çünkü. Sanat, müzik, sanat özellikle iyileştirici bir şeydir. Bu açıdan çok önemli buluyorum sanatçıların böyle katılımda bulunmalarını. Mesela bu organizasyonda ismi geçen bazı sanatçılar hani AK Parti organizasyonu olması hasebiyle sonradan vazgeçtiklerini duyurdular. Bu tavrı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir polemik yaratmak istemem ama dediğim gibi bu tip şenliklerde ya da barışın, kardeşliğin ortamının olduğu. Çünkü gerçekten barış için sevgiye ihtiyacımız var. Birbirimizi anlamaya, sevmeye ihtiyacımız var. Ben parti gözetmem. Başka bir parti de çağırabilirdi. Ona da giderim. Çünkü gerçekten çok önemli bir süreçten geçiyoruz. 30 yıldır kan akıyordu bu ülkede. 3 yıldır şehit gelmemesini önemsiyorum. Daha da bir Kürt gencinin ölmemesini önemsiyorum. İnsan canından, insandan daha kıymetli ne olabilir ki? Yani barış için her şey, insan elinden ne geliyorsa her şeyi yapmalı. O tip tavırları içerisinde değilim ben. Peki son olarak efendim, siz daha önce de başbakanın, cumhurbaşkanının davetlerine katılmanız nedeniyle sosyal medyada pek çok eleştirilere hedef oldunuz. Bir mahalle baskısı mı var? Yani hükümeti destekleyen sanatçılar olsun, grubu olsun, böyle bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Yok, ben desteklemek olarak falan görmüyorum bunu. Ben 27 yıldır popüler dünyanın içerisinde müzik yapan birisiyim. Bakanlarla da oturup kalkıyorum, valilerle de oturup kalkıyorum, belediye başkanlarıyla da oturup kalkıyorum. Sıradan insanların içinde birisiyim. Öyle bir mahalle baskısı falan görmedim ama ben tabii toplumun gittiği bir iyilik çok iyi bir şey. Yani iyi düşünmek, güzel düşünmek zorundayız. İnsanları böyle bir anda bütün 30 yıllık geçmişini bir anda çöpe atmak ya da onu itibarsızlaştırmaya çalışmak bunlar doğru değil. Benim vicdanım, kalbim, Dostoyevski'nin bir sözü vardır. İnsanların görüşleri, düşünceleri değişebilir ama yüreği hep aynı kalır demiş. Benim yüreğime yakın mesafede olan insanlar benim kalbimi, yüreğimi bilirler ki görüşlerim, düşüncelerim de değişmiş değil. Bu açıdan ben barış ortamının sağlanması için kim ne yapıyorsa onun yanında dururum, ideolojik bakmam, sağcı solcu diye ayırmam.